Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. İnteraktif'e hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konum var stüdyomda. Hemen takdim edeyim sizlere. Uluslararası Fin Üniversitesi Çevre Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Şerife Gündüz hocamız bizimle beraber. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasıl? Bizler de iyiyiz. Sevgili izleyenlerimiz, her yıl olduğu gibi bu yılda 22 Mart Dünya Su Günü olarak biliniyor. Yine bir farkındalık günü diye düşünüyorum ben. Hocamla zaten konuşacağım. Çok büyük sorunlar var. Suyun önemini biliyoruz ama önemini bilerek yaşadığımız çok fazla düşünmüyoruz, değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Düşünseydik zaten herhalde bu günler de olmayacak. Evet. Yani 1993 yılından itibaren yine Birleşmiş Milletler'in çatısında Dünya Su Günü, tabii kutlama günü değil, sadece farkındalık anlamında, özellikle su tasarrufuyla ilgili farkındalık anlamında olan bir gün. Evet. Her yıl değişik temaları var. Bu yılda değişik ve güzel bir teması var. Bu yılın temasını ben çok beğendim. Hem işbirliğine değiniyor, hem kişisel adımların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Gerçekten benim zaten misyonlarım arasında, hedeflerim arasında başkalarını beklemek yerine kendi adımlarımızı atmak. Geçen programda da bunu konuşmuştuk. Yani dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol. Ne kadar güzel tema, değil mi? Teması. Ve işbirliğini vurguluyor. İşbirliksiz hiçbir şey olmuyor. Hatta biraz sonra şimdi ekranda görüyoruz bunu. Evet. Düşünün, bu kuş sinek kuşu. Evet. Neden sinek kuşunu kullandılar Birleşmiş Milletler? Bu Gönyeli Belediyesi'nin dün organizasyonundan bir görüntüydü. Ama sinek kuşu bu yılın temasında kullanıldı. Neden sinek kuşu? Zamanın birinde ormanda bir yangın çıkmış. Bütün hayvanlar işte yangını nasıl söndürecekleri ile ilgili oturdukları yerden kurgular yapmaya başlamışlar. Ama yangın öyle büyük ki sinek kuşu gidip yakındaki gölden damla damla su alıp getirip ormandaki yangını söndürmeye çalıştı. Hayvanlar dedik işte aslan, kaplan falan. Sen niye bunu yapıyorsun ki demişler. Çünkü sen bunu söndüremeyeceksin. Evet. Yani niye gidip damla damla su alıp getiriyorsun? O da demiş ki işte ben damlaya damlaya getirip elimden geleni, en iyisini yapıp o ormandaki yangının söndürülmesine katkıda bulunacağım demiş. Yani bir damla da olsa, bir iki damla da olsa biz bu değişime, bu dönüşüme katkıda bulunmamız gerekiyor. Özellikle suyla da ilgili, iklimle de ilgili. Onun için bu senenin teması gerçekten çok, çok güzel. Yani biliyorsunuz iklim krizinde Greta bir öncü olmuştur, o genç kızımız. O da demedi yani işte ben genç bir kız, 18 yaşında bir kızım, işte ne yapabilirim demedi. Dünyaya şey durdu yani, kalktı böyle ayağa ve dedi ki dünyada bir iklim krizi var, sizden beklediğimiz bu, eğer yapmayacaksanız da sürekli karşınızda bizi bulacaksınız. Onun için insan başkalarını beklemeden yani böyle işte doğaya, çevreye, haklara karşı kendi de adım atmalı. Ama maalesef birilerini bekliyor. Yani dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol teması çok güzel ama işte hani şey yapıyoruz, örneğin kendimiz bile evde aman benim kullandığım sudan ne olacak? Yani işte ben azıcık açık bıraksam suyu, sular mı bitecek diye düşünüyoruz ama sular bitecek değil mi? Yani durum nedir? Sular bitecek mi? Şimdi tatlı su kaynakları %5'tir. %95'i denizdir zaten. %10'da işte kutuplardaki buzullardan %5'ini kullanabiliyoruz biz. Aslında öyle sınırsız su kaynağımız da yok. Zaten eriyor. Yok. Zaten iklim krizi var. Şimdi ülkemizi baz alacak olursak biliyorsunuz iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasındayız. İlk 5'te miydik? İlk 5'teydik. Evet. Geçen rekor programda bizde söylemiştiniz. Evet. Ki sanayi, öyle fabrikalar şey yok olmamasına rağmen. Amerika, Çin en fazla
sera gazını, emisyonu üretiyor. Ama en fazla etkilenecek olan biziz, değil mi? Evet. Evet. Onunla beraber kuraklık olacak. NASA'nın haksızlık. Tabii 2019'da NASA'nın raporunda çölleşmeyle ilgili de bize şey yaptı, uyarılar geldi. Yani Kıbrıs çölleşecek. Zaten kurak bir ülkeydik. 2000 daha da tabii mıydı? 2040 yılını o da gösterdi. Yani çölleşme de, durumu da tehlikesi de var bizim ülkemizde. Onun için mevcut su kaynaklarımızı çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Yani su tasarrufu gerçekten çok önemli. Damlaya damlaya göl olur. Yani evet, bizim de atasözlerimiz var. Var. Ve yani gerçekten düşünün, bir diş fırçalarken musluğu kapatmanız sizce ne kadar bir litre su sağlar? Bize tasarruf ederiz. Kapatıp fırçalayıp işte tekrardan açıp kapamakla, yani açık bırakınca çok fazla su gider. Bu kapatınca ne kadar olur? 11 litre. 11 litre az mı bir diş fırçalamada? Düşünün. Kapatırsak tabii. Evet, 11 litre su tasarruf ederiz. Yani yüzlerce litre su haftada tasarruf ederiz eğer çamaşır makinesi, bulaşık makinesi dolmadan kullanırsak. Arabamızı yıkama yerine işte artık şeyler yok, yani işte çeşmeden akan suyla araba yıkama, bahçeleri sulama falan filan, bunlara da dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlarda da çok fazla su kayıpları olur. Yani suyumuzu her adımda, banyoda dahil olmak üzere, tasarruflu kullanmalıyız. Evet, burada şeyler var, bu sizin notlarınızdan yani, evet. 23 Mart su gününe özel neler yapılabilir başlığı, evet, var ama tabii ki tek bugüne özel değil, her gün yapmamız gerekiyor. Burada birçok da şey var aslında, tasarruf edebileceğimiz, evet, çok güzel ipuçları var. Bir kişisel, evet, yani kişisel adımlar var. Evet. Yani suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili yapacağınız, evde yapacağınız her adımda litrelerce suyu tasarruflu bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada su tasarrufu yapabilirsiniz. Hem ekonomik anlamda da önemli. Bakın şu anda milyarlarca kişi temiz suya erişimi yoktur dünyada. 1.6 milyar. Evet, düşünün. Yani 1.6 milyar insan temiz suya erişemiyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani gerçekten yalnız değiliz. Yani biz şu anda bir rahat bir ülkede yaşıyor gibiyiz, değil mi? Evet. Yani suyumuz hiç bitmeyecekmiş gibi kullanıyoruz ama şu anda zaten mevcut suya erişemeyen bir sürü insanla karşı karşıyayız. Evet. Bunları da düşünmemiz lazım. Su kaynakları sadece bizim ülkemizden işte geçmiyor veya oradan değil. Su kaynakları tüm dünyada yaşayan 8.9 milyar insanın, evet, paylaşacağı bir şeydir. Ve bundan 1.6 milyarı, evet, erişemiyor ve su deyip geçmiyor. Su yaşamdır, evet, sağlıktır. En az bir ayda çoğu, aha, ülkeler su sıkıntısı yaşıyorlar. Hastalıklar çıkar. Tabii yani bu çok büyük bir rakam. 6 bin çocuk yılda, oo, temiz suya erişememekten kaynaklı hastalıklardan ölüyormuş yani. Evet. Bunlar yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, çok, evet, önemli. Evet, sizin, evet, kaynağımız sizsiniz. Evet. Her yıl 1.4 milyon insan ölüyor. Evet. Ve 74 milyon insanın yaşamı yetersiz su, hijyenle hastalıklar oluşuyor. Evet, aynen öyle. Raporu. Aynen. Raporlar, yani Birleşmiş Milletler'in, evet, raporları. Bunlar da değişik görüntüler. Yani dünyada yalnız yaşamıyoruz. Bir su krizi var, bir iklim krizi var, gıda krizi var. Bunlara biz de ülkemiz olarak stratejilerimizi geliştirmemiz lazım. Ve bu stratejiler üzerinde politikalar geliştirip herkes kendi adımını atması lazım. Evet. Yani burada dediğimiz gibi değişimin kendisi olmamız gerekiyor. Başkalarını beklemeden adımımızı atacağız. Çünkü 2030 ilk adım, 52. adım. Çok fazla zamanımız yok. Onun 2050 yılına kadar %55 yani, artması. Evet, adaptasyonumuzu yapmamız lazım. Adapte olmamız lazım. Çünkü iklim krizinin engelleyecek bir durum yok şu anda. Dünya işte önlemlerini alıyor ama ne kadar önüne geçebileceğimiz bir sürü soru işaretiyle birlikte. Onun için tek yapacağımız şey adaptasyon planlarımızı hazır etmek ve adapte olmak. İklim krizine, su krizine. Evet. Ve gıda krizine de tabii. Çünkü bunlar hepsi beraber gelecek. Kesinlikle bir kriz tabii var. Birçok kriz değil mi? Hepsi birbirini, tabii, zaten hepsi birbirini tetikliyor. Evet. Aynen. Su olmazsa gıda olmaz. Bir ağ gibi yani. Bir ağ gibi. Özellikle merkezde de su var zaten. Su hayattır. Su hayattır. Yani su her şeydir. İşte her su olmazsa şey, yaşayamayız. Evet. Yani insanın doğma geliş şekli bile, değil mi, suyla başlıyor. Yani tabii, o kadar önemli bir şey. Tabii. Şimdi
hani şu anda biz tabii ki de böyle bir sıkıntı çekmiyoruz ama bazen hani böyle çok başımıza gelmeden kimi zaman insanoğlu anlayamıyor biliyor ama gerçekten kapıda diyor musunuz? Çok büyük, çok yakın zamanda mı peki bu? İçeride zaten. Yani kapıda da değil artık. İçeride ben onu söylüyorum mi? Artık evimizde. O için kendi planlarımızı, önce kendi planlarımızı yapalım. Nedir o planlar? Yapalım. Yani neler yapalım? Yani dediğim gibi küçük adımlarla en azından küçük adımlarla su tasarrufu yapabiliriz, enerji tasarrufu yapabiliriz. Alternatif enerjilerle ilgili zaten devletin bir politika geliştirmesi gerekiyor. Yani büyük bir sıkıntımız var bu konuda. Enerji krizi de var, ülkemizde de var. Bizim ülkemizde neredeyse 365 gün güneş alan bir ülke. Yani bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Alternatif enerji, rüzgar olur, güneş olur, uygun yerlere bunların kurulması gerekiyor. Tamam, hatlarımız yok. Onların da interkonnekte hatlarımızı da kurmamız lazım. Nereye bağlanacaksak bağlanıp bir an önce bu enerji krizini de çözmemiz gerekiyor. Evimizde de su tasarrufu yapacağız, enerji tasarrufu yapacağız, LED lambalarımızı kullanacağız. Yapabileceğimiz çok şeyler var. Yani elektriği de enerjiyi de tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Hem faturalarımız için hem doğanın geleceği için bunları yapmamız gerekiyor. Yani doğayı kirletici, doğayı bozucu aktiviteleri minimize etmemiz gerekiyor. Eğer gelecekte iklim krizine hazır olmak istersek, su krizine hazır olmak istersek doğaya karşı bir şeyle olmuyor bu iş. Doğayı yanımıza alarak doğanın kendimizin bir parçası değil, biz doğanın bir parçası olduğunu kabullenerek adımlar atmalıyız. Eğer onu karşımıza alırsak zaten gördüğünüz gibi seller oluyor, kuraklık oluyor, her türlü şey oluyor. Yani evet. Yani sel krizleri de, seller de zaten gündemde. Her yılda oluyor. Yangınlar, şimdi önümüz yaz. Yine sıcaklıklar, en yüksek sıcaklıklara denk geliyor. Her yıl bir önceki yılı artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar yangın tehlikesi de aynı zamanda. Yani yangınlar, seller, kuraklıklar. Yani bizim ülkemizde şu anda yaşadığımız zaten yaşıyoruz zaten yani. Zaten bizim çok sıcak geçiyor yazlarımız. Tabii daha da geçecek. Daha da geçecek. Son 10 yıl en yüksek sıcaklıkları kaydetmişti. Geçen programda Geldi. O grafikler. Yani evet, gerçekten. Bir nasıl bir artış. Yani onun için yani kapımızda değil. Şu anda iklim krizi evimizin içerisinde. Su krizi evimizin içerisinde. Yani tasarruf çok önemli. Tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi çok önemli. Yani minimize etmeliyiz. Yaşamımızı da daha da sadeleştirmemiz gerekiyor. Peki bu pandemiden sonra nasıl gözlemliyorsunuz? Yani tamamen tüm dünya olarak bir tüketim çılgınlığı, bir tüketime hızlı koşmak durumu var zaten. Kişilerde. Ama bir yandan da üreten toplumlar, üreten insanlar kazanacak deniyor. Yani şimdi kapitalizm tabii başlı başına bir sıkıntı. Yani tüketim alışkanlıkları, bir sosyal medyaya girdiğinizde size sürekli reklamlar, hatta yani bahsettiğiniz bir şeyi, düşündüğünüz bir şeyi neredeyse artık sosyal medyada karşınıza çıktığında şok oluyorsunuz. Yani o kadar bir bilinç okuyormuş. Evet, evet, o kadar bir yönlendiriliyoruz. Onun için bunlar da yani bu tüketim alışkanlıkları. Bunu giyiyoruz, bir de bakıyoruz, bunun pembesi de varmış deyip gidip pembesini alıyoruz. Bunu aldığımızda her üretimde saklı bir su israfı vardır. Çünkü bunların üretiminde su kullanılıyor. Her adımda su kullanılır. Doğal ile ilgili bir şey en azından. Tabii su kullanılıyor. Madde. Yani bu kimyasal şeylerde de su kullanılıyor. Bunların üretiminde çıkan atıklar da var. O atıklar nereye gidiyor? Yani her adım doğanın kirlenmesine ön ayak oluyor. Onun için biz tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Yani aza kanaat etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani tamam, şimdi paramız var, alıyoruz da nereye kadar? Yani doğayı sömürmek demek. Yani kapitalizm eşit doğanın sömürüsü demek. Onun için yani biraz kendimizi aşağıya çekmemiz gerekiyor. İhtiyacımız olanı almamız gerekiyor. Yani hem ekonomik anlamda, zaten dünya bir ekonomik kriz içerisinde. Evet. Hem bu ekonomik anlamda bizi şey yapacak, destekleyecek. Evet. Hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Evet, o sürdürülebilirlik kavramı gerçekten çok duyuyor son zamanlarda. Evet. Zaten yani o da aslında son zamanlarda ön plana çıktı ama o da 70'li yıllardan itibaren de sürdürülebilir kalkınma. İşte 17 tane adımı var. Adımlardan biri işte temiz suya erişim, iklim krizi. Temiz çevre. Evet.
nüfus, yani insan hakları, hepsi bu adımların içerisinde tabii, ama 70'li yıllardan beridir. Yani şu anda gündeme geliyor çünkü ihtiyaç duyuldu. Yani böyle bir yola ihtiyaç duyuluyor. O dönemden aslında zaten insanlar 70 yılından beridir, 1970'lerden beridir Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ortaya koydu. Ama biz ne yapıyoruz? Yani bunları ortaya koymak önemli biz değil. Biz ne yapıyoruz? Ne, biz ne hareket, evet, harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bunu kişisel olarak harekete geçmemiz gerekiyor, toplum olarak harekete geçmemiz gerekiyor, politikalar olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bizim bir iklim krizi politikamız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hani oturup iklim krizini şu anda önceliklerimizin arasına koymamız lazım. Çünkü iklim krizi demek, su krizi demek, gıda krizi demek, yani gelecek demek aslında. Evet. Bu politikaları belirleyip buraya nasıl uyumlaşacağız? Alternatif ürün mü gerekecek? Sular tuzlu, zaten tuzlu sularda tuzu seven bitkiler mi yetiştireceğiz? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Oturup bunu bakanlıkların, uzmanlarla birlikte, bir sürü de üniversite var, evet, bir sürü de akademisyen var. Oturup hep beraber planımızı, strateji planımızı yapmamız gerekiyor. Bizim önceliklerimiz arasında değil bile. Bu değil yani şu anda. Önceliklerimiz arasında değil. Yani keşke inansaydık ve böyle bir adım atmış olsaydık ama değil. Ama buradan gerçekten herkese söylüyorum. Çoluk, çocuk, büyük hiç fark etmez. Toplum, kişisel olarak, toplumsal olarak ve politik anlamda, devlet olarak bizim bir çevreyle ilgili, iklim kriziyle ilgili politikalarımız olacak ve her adımda herkesin içinde olacağı, işbirliği gerektirecek adımların yapılması, planlanması gerekiyor. Yani ben beklemeyeceğim X'den, Y'den, Z'den. Peki. Ben de o adımın, o strateji planının bir parçası olacağım. Hepimiz. Evet, hepimizin öyle olması gerekiyor. Evet, 7'den 77'ye herkesin. Kesinlikle. İçerisinde olması gerekiyor. Evet, çünkü doğa hepimizin. Evet, bunu eğitimlerle de destekleyeceksiniz. Evet. Yani planlarla da destekleyeceksiniz. Yayınlarla medyanın önemi çok, yani en azından dinlediğinde gerçekten soru işareti oluşturacak. Bugün bizi izleyip de bir kişi suyu tasarruf konusunda ne kadar güzel bir, evet, şey değil mi? Bir kişi bir, kişi, bir kişidir. Evet, aynen öyle, aynen. Ama toplumsal anlamda da biraz hareketlenmemiz gerekiyor, özellikle çevre olgusunda. Ha. Yani onu düşünüyorum, yani bir hesap da sormamız gerekiyor. Yani doğamız katlediyor, derelerin içerisine inşaatlar yapılıyor, sonra dönüyor sel oluyor, selde zaten bir sürü ekonomik kayıp, bir sürü can kaybı, her şey oluyor ama ondan sonra dönüp sorgulamıyoruz, hayatımıza tekrar devam ediyoruz. İşte bunun olmaması lazım, sorgulamamız lazım. Biz de kendi planlarımızı, yani işte derenin içerisine ev yapmayı verelim. Yani bunlar yasalarla zaten sınırlanmış, çizilmiş. Yasalara herkes uyarsa ve bütün geliştireceğimiz stratejiler doğayı koruma kaynaklı olursa zaten gelecekte güzel günler bizi bekliyor olabilir. Ama şu anda gerçekten durum çok iç açıcı değil maalesef. Değil. Yani vurguluyorsunuz da diyorsunuz ki yani hani evimizin içine kadar girdi bu tehlike. Girdi, hissetmiyor musunuz? Düşünün, geçen programda gösterdik. Selden ölen gençlerimiz vardı. Evet. Kuraklık var gündemde. Yani bir sürü işler var gündemde ve her tarafta şeyler var, yani artık ibareler var etrafta iklim kriziyle ilgili. Onun için evimizde şu anda bizimle birlikte artık sellerle, yangınlarda düşünün kaç tane canlı öldü, ne kadar ormanımız gitti. Of. Ki bu ormanlar nedir? Karbon tutan alanlar. Yani özellikle iklim krizi için çok önemli. Ama bir taraftan yangınlar, bir taraftan çam kese böcekleri ormanlarınızı yiyor. Bir taraftan siz zaten ormanların içerisini açıyorsunuz, işte alçak orman arazisidir dersiniz. Başka bir şey dersiniz, inşaatı açarsınız. Yani onların korunması gerekiyor. Bir taraftan da çabalayıp işte tekrardan ağaç dikmeye çabaları içerisine girersiniz. İşte bu böyle olmaması gerekiyor. Yani her şey kuralına, yasalara uygun olursa ve biz ona göre davranırsak bu iş ancak yoluna girer. Yasalar, denetim çok önemli. Tabii işte burada bizim en büyük sıkıntımız denetim sıkıntısı da. Ve yani en önemlisi, sizin gibi değerli, kıymetli insanlar var, isimler var. Onlarla da sürekli aslında konuşulması gerekiyor. Zaten bizi kırmıyorsunuz, yayınlarımıza geliyorsunuz. Yani bize yol da gösteriyorsunuz. Bu işin ilmini, bilimini okumuş insanlarsınız. Hani
Ve gerçekten çok çok büyük bir tehlike kapımızda var diyorsunuz. Özellikle adamız için de geçerli bu. Kesinlikle. Süreç. Özellikle zaten adamız için geçerli. Çünkü 5. ülkeler Akdeniz ülkesi arasındayız. Kuraklık deseniz zaten yani bu son yağmurlarla biraz işte şey yaptı, ürünlerimiz gelişmeye başladı. Ama yine de yağmur gerekiyor değil Tabii mi? Tabii devamı gerekiyor. Devamı yeterli mi onu bile bilemiyorum yani şu anda. Çünkü bazı üreticilerimiz diyor ki yani gerçekten çok kötü durumdayız bu yıl. Yani insan ne susuz, ne havasız, ne de gıdasız yaşayabilir. Hani 3 temel ihtiyacımız var. Bu doğanın bize sağladığı ihtiyaçlar, doğanın bize hizmetleri. Ve bu 3 temel ihtiyaç şu anda gerçekten tehlike içerisinde. Tehlikeyle karşı karşıya yani. Çünkü bir iklim krizi var kapıda. Evet. Sen suyu bulamayacaksın, yiyecek bulamayacaksın. İklim krizi, su. Evet. Evet. Bu yani bunları düşünmek lazım. Evet, hep düşünmek lazım. Bu üçü de hep birbirini etkiliyor baktığımız zaman. Yani bir de gerçekten şurada çok önemli bir şey. Ya her yılda 1.4 milyon insan ölüyor dediniz. Tabii. Susuzluktan. 74 milyon yetersiz susuzluktan. Yani ilgili hastalıklar oluyor dedi. İşin uzmanı dedi bu. Profesör Doktor Şerife Gündüz bizimle beraber. En büyük sıkıntı. Zaten bu hijyen. Evet. Suya erişim. Yani nedir? Su güvenliği nedir? Yaşadığınız yaşam boyunca kaliteli, temiz suya erişimin size sağlanmasıdır aslında. Ama şu anda yoktur yani dünyada su güvenliği. Çünkü insanlar temiz suya erişimi yok. Hijyen ortamda yaşamıyorlar. Yani bir sürü hastalıktan her yıl milyonlarca insan ölüyor. Ölüyor. Evet, yani bu bizim gerçeğimiz. Bunları görmezden gelemeyiz. Çünkü dünyada yalnız değiliz. Yalnız Kakatece'de yaşayan biz değiliz dünyada. Dünyada bizimle beraber 8.9 milyar insan yaşıyor. Evet. Ve doğal kaynakları hep beraber kullanıyoruz. Yani bu oradaki buradaki değil. Evet. Yani. Evet. Ve unutmayalım ki bu doğal kaynaklar sürdürülebilirliği olmazsa yok olmayla karşı karşıya kalacak. Onun için tüketimimizi azaltacağız. Doğanın sahibi olduğumuzu düşünmeyeceğiz. Evet. Her şeyi doğaya uyumlu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bunu zaten sadece biz değil tüm dünya yapmazsa zaten çok fazla Tabii. bir zaman yok maalesef. Hep şöyle düşünüyoruz hani oturduğumuz ev bizim evimiz diye ama aslında gerçek evimiz bunu hep diyoruz doğa. Doğa istemediği zaman o kurduğumuz evi bile değil mi yani barındırmıyor çünkü hani yanlış yere yapılıyor, yanlış şekilde yapıyor, yanlış zemine yapılıyor. Yani aslında bizim evimiz doğa. Evet. Doğanın bir parçasında. Doğanın bir parçasında evet, aynen öyle. Yaşam alanı kuruyoruz kendimize. Evet, evet. Doğanın içerisinde yaşam alanı buluyoruz. Evet. Yani doğru onda, yerlere acaba mı yerleşmek lazım insan olarak? Tabii zaten bellidir yani. Her şeyin etütleri de yapılmıştır. Hı-hı. Yani özellikle mesela hep söylüyorum yıllar önce yaklaşık herhalde belki de 15 yıl oldu. Bu toprak etüt çalışmaları yapıldı ülkemizde. Hı-hı. Çukurova Üniversitesi ile Tarım Bakanlığı yapmıştı. Evet. Orada işte kaliteli topraklar, ürün yetiştirebileceğiniz topraklar, yetiştiremeyeceğiniz topraklar. Yani topraklar sınıflandırılmıştı. Çok güzel de bir rapordu o. Siz ona bakarak işte burada tarım yapacaksınız, burada turizmi geliştireceksiniz, burada başka bir şey yapacaksınız. Çünkü kaliteli, verimli toprak çok önemli şu anda. Evet. İklim kriziyle birlikte de daha da önem kazanıyor. Çünkü kuraklıkla birlikte toprak yapısı da bozulacak. Siz bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Verimli olan toprakların üzerine sanayi bölgesi yapmışız. He. Bunlar yanlış değil mi? Ya. Sonra sen verimli toprağı nerede bulacaksın? Tabii. Bulamayacaksın. Oraya. Zaten yüz ölçümümüz çok fazla değil. Hmm. Yani küçük bir ülkeyiz. Ama ihtiyaçlarımız çok fazla. Fazlalaşıyor gittikçe. Sen nerede bulacaksın? Onun için elinde doğal kaynakların da nerede nasıl kullanacağını bilmen lazım. Zaten biliyorsun aslında veriler var. Evet. Şu anda teknolojiyle erişemeyeceğin veri yoktur. Bütün veriler ortada. Sadece aklını kullanıp doğru kullanmak. Doğru kullanacaksın. Stratejilerini geliştireceksin. Planlarını hazırlayacaksın. Karşılaşabileceğin her adım için plan hazırlaman lazım. Bizim ülkesel anlamda burada sıkıntımız var. Plan, program yok. Anlık yaşıyoruz. Anlık yaşadığımız için de başa geldiği çekiyoruz. Sonra
biraz unutuyoruz. Tekrar başımıza gelince tekrar ahvah çekiyoruz. Yani plan program eksikliğimiz var. Unutuyoruz yani. Uzun vadeli düşünmek gerekiyordu bazen. Tabii, değil mi? Yani uzun vadeli bu tarz şeylerde de yani uzun yılları yani örneğin 2040 yılını öngörmek gerekiyor. Hani bazen diyoruz işte bir olayı önceden bilmiş. Hayır, aslında bunun içinde bir şey olmaya gerek yok. Her şey aslında açık ve net. Evet. Değil mi? Görmek. Yani sadece bir bakmak bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu anda hiç bilim insanı olmayabilirsiniz. Normal bir vatandaş olabilirsiniz. Siz zaten görüyor olmanız lazım. Hı hı. Yani sel oluyor, yangın oluyor. Baktığınız sıcaklıklar artıyor. Ne oluyoruz? Eskiyi karşılaştırıyorsunuz. Yani algılamada sıkıntımızın olmaması gerekiyor. Bunun için çok da fazla bilgiye gerek yoktur yani. Bunları algılamak için. Ama biz gözümüzü kapatıyoruz. İşte gün geçsin diye düşünüyoruz herhalde. Yani daha doğrusu o yaşam karmaşasından etrafımıza bakamıyoruz diye düşünüyorum. Ama işte bunun için de sizler varsınız. İşin uzmanları var. Ve sizi çok özellikle bu dönemlerde çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor, izlememiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Tam vatandaşlar olarak belli ki çevrede, dünyada, doğada bir kötü giden olaylar var ama zaten açık açık sizler de söylüyorsunuz. Teknolojiyi kullanıyoruz diyorsunuz, işte araştırmalar yapıyorsunuz. Yani bilgiye erişim çok kolaylaştı. Çok kolaylaştı. Yani eskiden kütüphanelere giderdik. Ben yaşım gereği yetiştim yani. Ansiklopediler vardı, onlardan bilgi edinirdik. Hı-hı. Şu anda oturduğunuz yerden istediğiniz bilgiye istediğiniz şekilde, doğru şekilde ulaşabilirsiniz. Yani bu yol zor değil. Onun için bilgiye erişimin kolay olduğu, bu kadar kolay olduğu bir zamanda bunları yapmak aslında bu kadar da zor değil diye düşünüyorum. Plan, program yapmak. Evet. Bir sürü de rakamlar var önümde şu anda. Bir sürü şeyler var, projeler var bugünle ilgili olarak. Ama gerçekten bu su olayı, doğa olayı ama şu an su günü de su diyorum. Herkesi etkiliyor. Yani herkesin elini bir taşın altına koyması gerekiyor. Yani herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Tabii. Su dediğiniz gibi herkesin. Aslında. Evet, hepimizin bitmeyecekmiş gibi düşünmememiz gerekiyor. Hep öyle düşünüyoruz. Evet, hiçbir doğa şey bitmezmiş gibi. Evet, doğa cömerttir de yani ne kadar cömert kaldıracak? Çünkü dünya nüfusu arttı. Nüfusla birlikte yani doğa size ne kadar buna şey verecek, destek verecek? Bunu düşünmek lazım. Yani aslında doğanın bize vermiş olduğu hizmetleri oturup bir onu algılamak lazım. Doğa bize bir yaşam sunuyor. Yaşam sunuyor. Evet. Çünkü suyuyla, atmosferiyle, havasıyla, işte gıdasıyla bize bir yaşam sunuyor. Hasta olduğumuzda o içtiğimiz ilaçların içerisinde de yine bitkiler vardır. Bitkisel ilaç şeyler vardır. Bitkiler. Yani kimyasalların yanında bitkiler de vardır. Çoğunluğu. Boya gıdaları, yani boyalar da gıdalardan üretiliyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin temelinde yine doğada yetişen ürünler vardır. Yani bu az uz bir şey değildir yani. Enerji desen fosil yakıt kullanıyorsun yine sana doğanın verdiği bir şeydir. Yani bina yapıyorsun, taş ocaklarını kullanıyorsun. Bu da sana yine doğanın vermiş olduğu bir şeydir. Aslında bu lüks işinde yaşamamızın tek doğa. Yani, aynen öyle. Doğa bize bunları sunuyor. Ama biz hiç bitmeyecek. Biz doğaya hiçbir şey sunmuyoruz. Hiçbir şey sunmuyoruz. Hep alıyoruz. Hep alıyoruz. Aynen hiç öyle. Nereye kadar? Hiç şey yapalım yok. Evet. Demin de gördük yayına zaten. Biz doğayı korudukça doğa bizi korur. Evet. Evet. Hatta çok beraber güzeldi. Ne evet, kadar çok güzel güzeldi. Olmuş. Tanıtım. Biz korudukça artık o da bizi koruyacak. Korumayınca yani. Şimdi izleyicimiz mesaj atmış. Herhalde su günü ya tasarruflarla ilgili soruyor. Tasarruf yapabileceğimiz şeyleri söylediğiniz zaman bir kez daha söyleyelim. 3 kere daha, 5 kere daha söyleyelim. Ne kadar söylersek kar kârdır. Nasıl tasarruf yapabiliriz? Ya evimizdeyiz şu anda değil mi? Mesela evimize girdik. Su, bulaşık yıkayacağız. Bulaşık makinesi kullanacağız. Çamaşır yıkayacaksak da çamaşır ama dolu bir şekilde kullanacağız. Dolu olmaları yani yarı işte biraz doldurup hemen yapmayacağız. Dolu bir şekilde kullanacaksınız. 100 haftada 110 litre civarında bir su tasarruf edersiniz. Az değil. Değil. En basiti. Banyo yaptığınızda
Yani çok kısa duşlar alacaksınız. Böyle uzun bitmeyecek duşlar, sadece duşlar değil. Orada da çok büyük tasarruf var. 50 litreye yakın bir tasarruf her banyoda biraz kısaltırsanız. Hani bu da az değil. Bahçede bitkileriniz varsa onların sulaması, özellikle yaz aylarında, yani çok erken saatlerde ya da geç saatlerde böyle güneşin altında, yani sulama yapıp zaten su buharlaşacak. Evet. Kullanacağınız bitkilerde daha çok işte kuraklığa dayanıklı, çok su istemeyen bitkilerin tercihi de önemli. Arabamızı yıkarken hortumla yıkamamamız gerekiyor artık. Yani gerekirse sileceksiniz. Yani başka yolu yok bunun, çünkü su bulamayacağız. Evet. Ve eskiden mesela bahçemizi yıkardık, ederdik serinletmek için Kıbrıs. Çünkü sıcak bir yer. Hı-hı. Onları da yapmayacağız. Yapmayacağız maalesef. Yani bunları da su tasarrufu gerçekten tahmin edilemeyecek bir boyutta. Yağmur suyu hasadı da çok önemli. Hı-hı. Yağmur sularını da hasat etmemiz lazım. Eskiden sarnıçlarımız vardı bizim evlerde. Bunlar da önemli. Kent ısılarının da azaltılması gerekiyor. Onu da ağaçlandırmayla yapmamız lazım. Çünkü beton, yani beton içerisinde yaşıyoruz. Yeşil alanlara çok ihtiyacımız var. Tabii bir taraftan su krizi, bir taraftan yeşil alan, bir ikilemin içerisindeyiz. Yani onun için yağmur hasadı yapıp boşa giden sularımızın da değerlendirilmesi gerekiyor. İnanın bu ara gördüm, epey suyumuz, böyle kullanılabilecek suyumuz boşa gitmekte olan kaynaklarımız var. Bunların da yönetimi önemli, su yönetimi önemli. Her şeyden olduğu gibi yönetime geliyor yine. Su yönetimi önemli çünkü suyumuz da şey değil, sınırsız değil. Bütün kaynaklarımızın iyi bir şekilde, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi önemli, ama bizim yapacağımız adımlarla zaten kendi tasarrufumuzu hem kendi adımımıza hem dünyada yaşayan bir insan olarak adımlarımızı atacağız, tasarrufumuzu yapacağız. Yani çocuklarımıza da işte dişlerini fırçalarken, ki okullarda bunlar işleniyor, işte evet, musluğun kapatılması ile ilgili dönütler yapıyor. Her çocuk hemen hemen bunu bilir. Bunu evet, evde uygulamasını da yapmak lazım. Evet, ben yani kendimden örnek vermek istiyorum. İşte 4 yaşında yeğenlerim var. Bunu da birçok programda söyledim ama dişlerini fırçalarken dikkat ettim. Suyu kapatıyor. Çok küçüktü. 3,5 yaşındaydı. Sordum. Balıkların suyu bitmesin. Ha bak ne güzel. Ne güzel. Balıkların suyu bitmesin diye. Evet. Her defasında suyu kapatıyordu. Dedim evet, tebrik ediyorum. Evet. Çünkü kimi zaman yetişkinler yapmıyor bu davranışı. Tabii işte öğretmen de önemli. Hı-hı. Öğretmen bunu küçük yaşta çocuklara aşılayabiliyorsa gerçekten çok önemli adımlar atabileceğiz. Evet. Ama ya burada hem hayvan sevgisi var aslında, tabii, hem doğa sevgisi. Çünkü balıkların balıkları evet, yani düşünüyor. Bir de ortak bir yaşamımız olduğunun farkında o çocuk orada. Yani çok güzel bir farkındalık. Evet. Yani orada hoşuma gitmişti. Gerçekten ağaç yaşken. Tabii yani eğitimde tabii bunun eğitim bir parçası. Yani bu da öğretmenlerimize daha fazla ailelere şükür, iş düşüyor. Evet, ailelere iş düşüyor. Aynen. Yani ama geleceğimiz için başka da şansımız yok. Yani hepimiz, ben açıkçası bir birey olarak korkuyorum. Yani gerçekten böyle bir korkum var bu gelecekle ilgili. İklim krizi, su krizi. Hani hep derdik ki mesela pandemi 2019'da oldu. 2017 yılında bize böyle bir şey olsa dendiğinde aman ne kadar film izliyorsun, ne kadar senaryo okuyorsun derdik, başımıza geldi. Yok, bütün pandemi senaryolar zaten gerçekleşiyor geldi. Yani. Yani çok 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 üzgünüz. Geçtiğimiz aylarda da büyük bir yine doğa olayı yaşadık. Evet. Çok büyük kayıplar evet, verdik. Acısı hala çok taze. Evet. Maalesef. Olmayacak değil. 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 Onun için yani kendimizi bir stratejik anlamda planlamamız, programlamamız lazım. Toparlamamız lazım. Evet. Yani her şeyi mış gibi yapmamak lazım diye düşünüyorum. Yapmış gibi yapmamak evet, lazım. Gerçekten önlemler almak evet, lazım. Planlarımızı, programlarımızı, geleceğimizi düşünerek yapmamız lazım. Anlık kararlar tamam bazen gerekebilir. Anlık karar alma gerekebilir, yani öyle bir durum olur. Hemen al. Ama genelde böyle uzun vadeli planlar yaparak, yasalara uyarak. Evet. Çünkü yasalarımız var. Yasalarımıza uymak da uyarak. Uymak yasalara, ama uymak da önemli. Tabii uymak yani, da hani önemli. Yasalarımıza uyarak. İşte, yani fazla bir şey uyarak, talep etmeden. Yani ülkemiz zaten
küçük bir ülke. Evet. Çok fazla araba sayısı var. Bunu evet, ne diyorsun? Evet, bisiklet mesela kullanalım mesela. Yani bisiklet kullanalım ama yol yok. Orada sıkıntı. Onu düşünüyorum. Ama yürüyebiliriz en azından. Yürüyebiliriz aslında evet. Kısa mesafeleri. Yani kısa mesafe ya da bir yere zaten. Gideceksek 3-4 kişi toplanıp bir yere gidebiliriz. Evet, aynen yani herkes öyle. Tek gelmesin. Aynen. Gibi birçok tasarruf da edilebilir. Tabii çok, çok. Hem yakıt tasarrufu hem çevreye verilen hava kirliliği. Evet, aynen öyle. Evet, yani gerçekten... Son olarak neler söylemek istersiniz? Bugün programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 22'si bugüne, 22 Mart Dünya Su Günü. Keşke böyle bir gün olmasaydı. Çünkü farkında ve bilinçli olsaydık da böyle günleri konuşmak yapmasaydık, gereğinde olmasaydık aslında. Yani şimdi Dünya Su Günü, aynı zamanda Orman Haftası bu evet. haftalarda. Yani günler, haftalar, işte 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü. Yani bunlar kutlama günleri değil. Bunlar aslında farkındalık. Keşke farkında olsaydık dediğiniz gibi de ne güne ihtiyacımız olsaydı. Olsaydı ne de başka bir şeye ihtiyacımız olsaydı. Ama şu anda farkındalık artırma çalışmaları yapıyoruz zaten. Başka elimizden gelen her şeyi ardımıza koymadan da yapmaya çalışacağız. Sine kuşumuz gibi. Ay evet, yani tatlı. Evet, yaptığımızda yani bu değişimin bir parçası olacağız, kendimiz olacağız ve elimizden geleni, en iyisini yapacağız. Yapmamız da gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü temiz çevrede yaşamak herkesin hakkı, tüm insanların hakkı, bizim de hakkımız. Anayasamızda yani. Evet. Herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı var diyoruz yani evet. Anayasamız bize bunu şey yapıyor. Tüm dünyadaki çocukların evet. hakkı temiz su içmek. Tabii temiz suya erişim çok önemli. Evet. Onun için yani herkes adımlarını daha dikkatli atması gerektiğine inanıyorum. Evet. Herkes de kendini artık oturup yani bir kez değil, iki kez değil, belki de 3-4 kez düşünmesi lazım. Evet. Geleceği de planlaması lazım. Ben de sizi programımda çok çok sık görmek istiyorum. Çünkü yani siz evet, ne kadar gelirsiniz bize anlatırsanız biz o kadar farkındalığımız artacak, bilincimiz artacak. Siz de bizi kırmıyorsunuz, geliyorsunuz. Ama ben yine sizden söz almak istiyorum. Bir başka ne zaman programda isterseniz. Yine görüşelim. Siz bol bol konuşun, anlatın, biz dinleyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol dedik biz bugün. 22 Mart Dünya Su Günü'ydü. 2023'te Dünya Su Günü temasıydı. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Uluslararası Fener Üniversitesi Çevre Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Şerife Gündüz hocamız bizimle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde yine konuk olarak alacağım kendisini. Çünkü belli ki bu sorunlar daha devam edecek gibi geliyor. Keşke etmesi ama edecek belli ki. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.